Sert Sorular'ın yeni bir bölümünde yeni bir konu ve yeni bir konukla yeniden karşınızdayız. Malum Türkiye son bir aydır maalesef deprem gündemini konuşuyor. Deprem gündemi konuşulurken ön plana çıkan iki unsur var. Birisi çok büyük bir tehlike, diğeri de büyük bir teselli oldu tüm Türkiye için. Tehlike İstanbul depremi. İstanbul depremini bekliyoruz. Bazılarımız korkuyla bekliyor. Bazılarımız kaçış planı yapıyor. İstanbul terk etme planı yapıyor. Bir diğer unsur ve bir nebze de olsa teselli vesilesi olan TOKİ. Hiçbir binası yıkılmayan, hatta bırakın yıkılmayı, duvarında herhangi bir çatlak bile oluşmayan, bir tek camı bile kırılmayan TOKİ binaları ayakta. Tüm bu iki konuyu aslında ilgilendiren bir isim eski TOKİ Başkanı ve günümüzün Fatih Belediye Başkanı Sayın Ergun Turan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Ve bütün konuklara yaptığım bir bilgilendirmeye müsaadeniz olursa size de yapacağım. Malum programımızın adı Sert Sorular. Sizin için bazı sorular hazırladık. Ben aklımdan geçenleri, değerli ekibimizin hazırladıklarını ve ekranın başında bizi izleyenlerin aklından geçebilecekleri ve geçenleri size yöneltmeye çalışacağım. Bunlardan bazıları hoşunuza gitmeyebilir. Ancak ben size açıklıkla yöneltmeye ve açıklıkla cevap almaya çalışacağım. Siz yakın zamanda da afet bölgesine de gittiniz bildiğim kadarıyla İstanbul'dan belediye başkanlarıyla beraber. Orada gördükleriniz yahut İstanbul'da bildiğim kadarıyla konut stoğu en yaşlı ilçe Fatih. Ve dolayısıyla teorik olarak yani kağıt üstünde en yüksek risk altında olan ilçede Fatih ve şu anda siz Fatih Belediyesi'ni yönetiyorsunuz. Allah korusun, asrın felaketi olarak nitelendiriliyor. Bu şiddette bile olmasa olası bir depremde İstanbul neyle karşılaşacak ve siz Fatih olarak bu yaşlı yapı stoğunun bu böylesi bir afeti nasıl karşılayacağını öngörüyorsunuz? Evet, bir defa 6 Şubat tabii Türkiye'de çok önemli bir milat. Yani birçok insanımız canımızı kaybettik. Hem Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifa diliyoruz. Hiç Türkiye'nin de görmediği, belki de deprem tarihin değişecek bir deprem olduğu uzmanlara tarafından söyleniyor. Yani biz mühendisiz ama bu işin uzmanı değiliz. Sadece oluşturduğu, yani yeryüzünde oluşturduğu etki alanını gördüğümüzde, geçmiş görevlerimiz gereği de baktığımızda bu kadar büyük bir deprem etkisi herhalde yani çok da bizim gördüğümüz daha önce fotoğraflarda 99 depreminde, Van depreminde oluşmayan genişlikte ve büyüklükte bir deprem hadisesi var. Çok da büyük bir alanda. Dolayısıyla bunun belki zaman ilerlerse onu konuşuruz. Ama hamdolsun devletimiz, biz de ikinci günden itibaren oradayız. En azından devletimiz sahanın tamamında bu büyük yarayı ve yıllara sari olarak sarılacak olan büyük bir yaraya şu anda vaziyet ediyor. Ve alanda Allah'a şükür multidisipliner olarak herkesin çalışması var. Belediyeler, kamu birimleri, gönüllüler, insanlarımız hepsi çalışıyorlar. Bir taraftan çadır kent, konteyner kent, hatta ileri geçti 30 bin üzerinde. İki gün önce Sayın Bakanımıza da ziyaret ettim Antep'te, Murat Kurum Bakanımızı. 30 bin üzerinde konutunda ihale edildi. Evet, oraya geleceğim. Yani o çalışmalardaki gelinen nokta, eksiklikler, onlar başka bir konu ama bu Fatih parantezini bir doldurmak istiyorum içerisinde. Evet, o zaman oradan başlayalım, Fatih'den geçelim. Şimdi burada tabii deprem, 6 Şubat depremi de her deprem olduğunda Türkiye'de bizim yaş grubu açısından da İstanbul depremi akla gelir. Olası İstanbul depremi akla gelir. İstanbul depremi akla geldiğinde de denizde oluşacak bir deprem olduğu için dolayısıyla Marmara kıyısına en yakın olan ilçeler aynı zamanda da İstanbul'daki en kadim ilçelerdir. Yani yerleşimi en eski olan ilçelerdir. Evet. Bu çerçeveden bakıldığında özellikle Fatih'e geldiğimizde de Fatih'te bugünkü yapılaşmasını PROS planlarına dayanak alan yani 1940'lardan itibaren, 50'lerden itibaren bugünkü betonarme yapısı oluşmuş bir ilçeden bahsediyoruz. Dolayısıyla yapı stoğu da
İstanbul'da bakın 2000 yılı öncesi yapı stoğu Fatih'te %92 mertebesinde. 2000 yılı öncesi. Yani Fatih'te konutların yapıların %92'si 2000 yılından önce. 2000 yılı öncesi. Bu şu demek. Demek ki her binadan, her bakın, 10 binadan 9. Teknik bir adam olarak söylüyorum şimdi. Bu şu demek. Bir defa bu binaların tamamının bir sakat olduğu anlamına gelmez. Bu binaların tamamının olası bir depremde hasar göreceği, yıkılacağı anlamına gelmez. Ama bizim elimizdeki yönetmeliğe göre bu binaların tamamına yakınının ya yenilenmesi ya da güçlendirilmesi gerekir değil mi? Mevcut yönetmeliklere göre şu andaki deprem... Siz %92'si 2000 öncesine ait deyince benim aklıma direkt şu istatistik geldi. Maalesef işte afet bölgesinde 11 ilde yıkılan binaların %98'i de 2000 yılı öncesine ait. Yıkılan binaların %98'i. Evet. Evet, yani bu şu var. Şimdi avantajlarımız var tabii. Avantajlarımız var, dezavantajlarımız var. Birkaç şeyi müsaade ederseniz söyleyeyim. Buyurun. Şimdi bir defa deprem bölgesinde, yani ben 4 sefer deprem bölgesinde, deprem bölgesindeki yapı stoğu genelde yüksek katlı yapı stokları çok fazla. Yani 6 kat, 7 kat, 8 kat, 10 kat birçok bölge tek tek saymayacağım var. Bu bölgenin dezavantajı. Zemin sıvılaşması diye bir sorun var bölgenin bazı yerlerinde, deprem bölgesinde. Bunlar bölgeye ait negatif unsurlar. Bizim sonra deprem direkt karada ve fay hattının üzerinde fay hattı, karadan giden bir fay hattı. Bazı kasabalar, bazı ilçelerimiz bizatihi fay hattının hemen içinde ya da yakından hemen içinden geçen yerler. Şimdi avantajlarımızı, Fatih'in avantajını, yapı stoğu eski bir dezavantaj, çok büyük bir eksiği var. Ama Fatih yerleşim olarak yani deniz bir defa denizde olan bir depreme muhatap olacak. Doğru mu? Fakat faya en yakın ilçelerden bir tanesi, evet. Bunlardan bir tanesidir. Çünkü denize yakın olan aslında ilçeler... Yakınlık, uzaklık ne kadar etkiliyor bilmiyorum. Çünkü deprem Kahramanmaraş'ta oldu, Hatay yıkıldı. Tabii bunlar farklı uzmanlıklar. Dediğim gibi doğrultu atım dediğinizde atım olan yerden etkileniyor. Evet. Uzaklık ya da yakınlık onlar da farklı şeyler. Onu da evet. Uzmanlarla tartışmak lazım. Şuraya gelmek istiyorum. Ama Fatih'in bir avantajı da yapı stoğu, yani %90 civarındaki yapı stoğu, eski yapı stoğu olmasına rağmen bina yükseklikleri ve zemin açısından, zemin kalitesi açısından avantajlı bölgeleri var. Ve Fatih'te mesela birçok bölgemiz, bina stoğumuz eski olmasına rağmen bina yüksekliklerimiz 3-4 kat. Dolayısıyla bir deprem esnasında veya bizim yumuşak kat dediğimiz katlara muhatap değil birçok bölgemiz. Yani binalar komple daire olarak başlayıp daire olarak biten 3-4 katlı binalar. Eski binalar ama direkt endişe edeceğimiz binalar değil. Bu teknik bir detay. Dolayısıyla şunu söylüyoruz. Fatih tabii hepimizin önünde şu var. Elimizdeki veriler, bilim bize şunu söylüyor. Yönetmelikler de şunu söylüyor. Bir, bu binalar ya yenilenmelidir ya da bu binalar yeni yönetmeliklere göre güçlendirilmelidir. Hangisi, hangi tekniğe uyuyorsa bunlar bir hesap kitap edilmeli. Dolayısıyla bu tabii İstanbul'da buna muhatap olan ilçe, hani geçmişte Büyükşehir Belediyesi'nde değişik görevlerde bulundum ben. Evet. Dolayısıyla İstanbul'un diğer ilçelerini de biliyoruz. İstanbul'da bulunan birçok eski yapı stoğu olan ve kat yükseklikleri fazla olan ve altında dediğim gibi işte yumuşak kat, kısa kolon dediğimiz başka etkileri unsur, bunu biz gözlemsel raporla bile teknik adamlar olarak gezdiğimizde hangi binalar öncelikli olarak depreme karşı daha negatif şey barındırıyor onu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla sadece Fatih ölçeğinde konuşamayız. İstanbul'da yapı stoğu eskimiş. 70'li yıllarda, 80'li yıllarda hatta 90'lı yılların içerisinde yapılan hazır beton içinde kullanılmamış, nervürlü demir kullanılmamış, bir mühendislik disiplinin oluşturulmamış bütün binalarla ilgili konuşacağımız şey önümüzdeki yıllar içerisinde bu binaların ya güçlendirme yoluyla ya da yenilenme yoluyla depreme karşı hazırlanmasıdır. Bunun için geç kalmadık mı? Hayır, ben yani şunu da söyleyeyim. Yılları ifade ediyorsunuz ama evet, şöyle söyleyeyim tabii. 99 depreminden bu yana 24 yıl geçti. Evet, ben de şunu söyleyeyim. Yani bu da benim bu ülkede yetişmiş birisi olarak, bu konularla ilgili birisi olarak. Şimdi her ülke tabii ki bütün bunlar gönül ister ki
Her ülke ister bunu. Bütün yapı stoğumuzun tamamını bir şeyle beraber yenileyelim. Tabii bunların tamamı, bunlar ülkenin milli geliriyle doğru orantılı şeyler. Yani sizin bütün bunları yapabilmeniz için ülkenizin bir milli gelire de ihtiyacı var. Yoksa bütün ülkeler en modern araçları kendisinin olsun ister, en iyi hava savunma sistemleri kendinin olsun, binaların tamamı şöyle olsun, böyle ister. Ama maalesef Türkiye'de her şeyi olumsuzdan okuma gibi bir hadise de var. Bir defa bir pozitif unsurları koyalım. Türkiye son 20 yılda neredeyse, sadece burada değil, Türkiye'nin tamamında neredeyse kamu binalarının tamamını, yani insanların toplu olarak bulunduğu okullarını, hastanelerini, diğer merkezlerini, kültür alanlarını, merkezlerini, otoyollarını, köprülerini tamamını yakınını yenilemiş bir ülkedir şu anda. Depreme karşı yenilemiş bir ülkedir. Ama Hatay'da bir hastane yıkıldı. Evet, hayır, yıkılmadı. Onu da söyleyeceğim. Şimdi bakın, betonarme binadan, bu konuştuklarının hepsi belediye başkanı olarak dinlemeyin. Bir kısmı teknik adam gibi konuşuyor. Tamam. Şimdi bir betonarme binada bu kadar karada oluşmuş, bu kadar yüksek şiddeti olan, yani büyüklüğü ayrı, şiddeti ayrı, şiddeti olmuş bir depremde hepimiz biliriz ki betonarme binadan beklenen refleks çökmemesidir. Betonarme bina yüksek şiddetli bir depremde kullanılmaz hale gelebilir. Yani burada bir takım çatlaklar oluşabilir, yapısal hasarlar da oluşabilir. Yani orta hasar dediğimiz gibi. Ben bu programda yer bilimci hocalarımızı da ağırladım, evet. İmarları da ağırladım. Onların söylediği şu var: eğer binanın içerisinden canlı çıktıysanız bina görevini yerine getirmiş. Tamam, bunu söylüyoruz. Yani bu şeye benzetiyorum ben de bunu. Arabada airbag, evet, patlar. Evet. Eğer canını kurtarıyorsa araba görevini yerine getirmiştir. Yani hangi hocamız söylemişse ağzına sağlık, doğru söylemiş. Betonarme binadan... İkisi de söyledi. Betonarme... Naci Hoca, Naci Görür Hoca, evet, söyledi. Sağ olsun hocamız. Sinan Gelim, evet. Mimar Sinan Gelim, evet, de aynı şeyi. Sinan Hoca da, evet, bizim çok sevdiğimiz dostumuz, abimiz. Şimdi... Ama çökmedi mi Hatay'daki hastane? Hayır, hastanede çöken yok. Bakın, Hatay'daki hastanede kullanılmaz hale geldi. Hatta inceleyecek. Belki orta hasarlı, belki az hasarlıdır. Dolayısıyla şunu konuşmamız lazım. Bu, bakın, hiçbir... Yani Türkiye'de şu anda neredeyse sıfıra yakın bir şeyle çıktı. Kamu binaları bu işten çıktı. Şimdi ben en son Maraş'a gittiğimde çok geniş açıklıklı, yani geniş açıklıklı ne demek? Hatay Büyükşehir Belediye binası yıkılmadı mı ya? Şeyi yıkıldı. Adıyaman Belediye binası yıkıldı. Ha, Adıyaman. Belediye, evet, evet, yıkıldı. Eski bina üstadım, eski bina. Kamu binalarının çoğu yenilendi diyorum. Hmm. Ya bunlar eski binalar. Adıyaman Belediye binası yıkıldı, çok eski bina. Türkiye %90'ı geçkin oranda, bilerek konuşuyorum, %90'ı geçkin oranda kamu binalarını yenilemiş bir ülke şu anda. Bakın, Avrupa'da seçimlerin konusu, Amerika'da seçimlerin önemli konusu altyapının nasıl yenileneceği konusudur. Hı hı. Şimdi Türkiye, bu aslında yani Türkiye'nin gelecek yıllarda, önümüzdeki 20-30 yılda yapacağı işlerin tamamı neredeyse hastaneleri yenilenmiş vaziyette. Yani bunu bilerek konuşuyorum. Dolayısıyla betonarme binadan da bu beklenen şey oluşmuş. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Siz bunu hani belki faydası olur diye söylüyorum. Başta dedim ya, her şey olumsuzdan okuma gibi bir hastalığımız var. Yani Türkiye bugüne kadar oluşturduğu mühendislik birikimiyle, devlet, kamu birikimiyle, müşavirlik birikimiyle, müteahhitlik birikimiyle ve yani inşaat birikimiyle, bakın ve yönetmeliklerle, hani hiç mi ders almıyoruz soruluyor. İşte bu batıda olsa şöyle olurdu, böyle olurdu. İşte 99 depreminden sonra Türkiye çok iyi bir ders almıştır. Ve Türkiye birçok yönetmeliğini buna göre dizayn etmiştir. Onun 99'dan için, sonra yapılan bazı binaların işte kolonlarında şey gördük. Bakın yani oraya geleceğim. İşte pet şişe koymuşlar. Hayır, içerisine. Ya bakın, olumsuz, şimdi şunu söyleyeyim. Tabii bunu geçen Sayın Bakanımız da Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Bu deprem de gösterdi ki karada olacak en büyük depremle karşı karşıya geldik. Muhtemelen, evet, deprem tarihini değiştirecek. Evet. Bütün deprem hocalarında konuşacakları bir deprem. Bunun bir tarafı da inşaat mühendisliği. Çünkü bu depremin şiddetine göre tasarımlar yapılacak. Biz şunu söyleyeyim. Bu depremle karşı karşıya kaldı bu binalar. Test edildi. Ve ne dedik çıkan oran? Bu bölgede olan depremde dahi %96.7 civarında bina... 99, yani yıkılan binaların %96.7'si 99 depreminden sonra yapılan binalar. Demek ki 99 depreminden sonra yapılan
binaların büyük bir kısmı görevini yerine getirmişler. Peki niye %2'lik, %3'lük, %5'lik dilimdeki binalar yapmamış? Bu doğrudur. Bu incelenmesi gerekir. Tam da hani uzmanların incelemesi gereken konu burası işte. Bu binalarda ne eksiklik yapılmış? Kontrol teşkilatında mı bir eksiklik var? Betonarmesinde de bir eksiklik var. Reklam arasına gitmeden önce evet. Şu şey tamamlayalım parantezi. Siz Fatih'ten ne yapacaksınız ve neyi planlıyorsunuz? Evet. Nasıl çözülecek? Evet. Çok yüksek bir oran. %92'si diyorsunuz çünkü. Tabii canım. 90 öncesi. Mesela ev tespit yaptınız mı bina evet. Veya işte vatandaş nasıl yenilecek veya yeniliyor mu? Tabii, bugüne kadar neden yenilenmedi? Ya bu söyleyeceğim işte sorunları bahsedeyim sana. Yani burada şuraya gelmek istiyorum. Şimdi Fatih'e geldiğimizde sadece Fatih'in karşı karşıya olduğu bir durumdan bahsetmiyoruz. Yani İstanbul'da eski semtler olarak konuştuğumuz birçok muhit, yani yapısı da eski olan yerler elimizdeki mevcut yönetmeliğe göre ya değişmesi gerekiyor ya da yenilenmesi gerekiyor. Bu bir şey olarak duruyor. Fatih özeline geldiğimizde Fatih 1950'li yıllarda bugünkü yapılaşması başlamış. 60, 70, 80, 90'lara kadar aslında bu yapısı da oluşmuş yer. Hı hı. Çok enteresan bir şey. Peki Fatih bugüne kadar neden yapı stoğunu yenileyememiş? Yani bu evet. Önümüzdeki bu geçmiş 30-40 yılda niye yenileyememiş? Ciddi derseniz evet. Burada da bir sorun var. Fatih'te bir planlama var. Fatih'in tamamı biliyorsunuz sit alanı. Fatih'in tamamı sit alanı. Teknik bir şeyden bahsediyorum. Sadece plan değil. Ve bu sit alanı Fatih'te binaların yeniden yıkıldığında sizin yasal bir binanız var. Hı hı. O binada 5 kat var. Yasal bu bina. Ve 5 katlı binada da 10 daire var diyelim. 10 tane tapu var. 10 kişinin tapusu var. Tamam. Ama bu planlar, yönetmelikler, geçmişte alınan kararlar vatandaş kendi evini yenilemeye geldiğinde, geçmiş 30 yıla dönüyorum. Hı hı. Evimi yenilemeye geldim dediğinde ona diyorduk ki biz siz bu evinizi yıktığınızda 10 kişi varsınız ama biz size 6 daire izni verebiliyoruz. Nasıl yani? Evet, nasıl yani? Şu var. Sizin 10 tapunuz var. 10 daireli tamam. Bir apartmanınız var. Tamam. Eviniz eskidi. Tamam. Bize geliyordunuz ve siz diyordunuz ki bizim evimiz eski. Biz evimizi yıkıp tekrar yapmak istiyoruz. 10 tamam. Kişi de tapu. 10 daire. 10 dairemiz var. Yapacağız. Bizim mevcut planlarımız. 4'ü nereye gidiyor? İşte 4'ü nereye gidiyordu? Yok diyordu. Bizim planlarımıza göre biz orada 10 kişi olduğuna bakmadan şunu diyorduk. Siz burada 6 daire yapabilirsiniz. Vatandaş haklı olarak şunu soruyordu. 6 daireden kastınız atıyorum 5 kat değilse 3 kat. Yani 3 kat veriyordu öyle söyleyeyim. Ben 2 daireden hesap ediyorum ki anlaşılsın tamam. Diye veya 5 daire vardı 3 kat 3 daire veriyoruz diyorduk size. Haklı olarak vatandaş 2 tapu kimin tapusu gidecek? Yani ki Fatih çok değerli bir. Tabii değerli bir yer ve yıllarca bakın en az belki 20-30 yıl bu sürünceme de geçti. Şimdi biz geldikten sonra ben geldikten sonra başkan 2019'da olduktan sonra meclisimizden alınan bir kararla bunu hem Büyükşehir Belediyesi'nden hem ilçe belediyesinden hem de koruma kurullarından bakın oy birliğiyle bir karar geçirdik. Neydi o? Geçmişte bir yasaya göre yapılmış yani geçmişte yasal hakkı oluşmuş demin saydığım gibi 5 yani kat 1950'li, binası 50'li, 60'lı, 60'lı 70'li 80'li, yıllarda evet. Yapılan binalar. Bir yasaya göre yapılmış içeride projesi var bu bina 5 kata göre ruhsat almış yapmış tamam. İnsanlar 5 tane de tapusu var. Biz bir plan notu geliştirdik ve bu plan notu hem ilçe belediyesinden hem Büyükşehir Meclisi'nden hem de koruma kurullarından onaylandı ve biz bu kararı geçmiş haklarını kullanabilir dedik ilk defa. Ne anlama geliyor bu? Bu şu anlama geliyor. İşte geçmişte 5 kat yapan 3 kat yapacaktı ya. Tamam. Yapamıyordu. 5 katsa artık 5 kat yapabilecek anlamına geliyor. Geçmişte 5 kat yapmışsa şimdi de 5 kat yapabilecek iznini oluşturduk. Meclis kararlarının hepsini aldık. Koruma kurullarından karar aldık ve bunu uygulamaya girdik. Ne zaman yaptınız bunu? 2,5 yıl önce yaptık. Fakat çok enteresan bu 2,5 yıl içinde 200'e yakın bina Fatih'te dönüştü ilk defa. Kendi kendine dönüştü. Yaklaşık 1500 konut. 1500 daire değişti. Bu çok güzel bir şey. 1500 ama konut 5 kişinin hesabı etsek. 7500 kişi evet sağlam bir yere geçmiş oldu. Şimdi size asıl olanı söyleyeceğim. Ne oldu asıl şey bu tartışmalar yapılıyor hani hep tartışma. Bu bir planlama süreciyle yapılıyor. Değil mi? Bir plan vardı. Bu plana göre 5 kat yapılıyor, 3 kat yapılıyordu. Biz bir planlama daha yaptık. Dedik ki şu hakları veriyoruz. Bunlar askıya çıktı. Bu planları yaptığımızda askıya çıktı bu planlar. Ne demek o? Yani buna itiraz eden var mı soruluyor. Şimdi ben bu çok teknik bir konu ama anlaşılması tamam. Çok kıymetli.
Yani siz bir plan yaptığınızda buna birileri itiraz edebilir, mahkemeye verebilir. Yani yanlış yaptınız diye. Evet. Ama bu kadar kamusal, bu kadar insanların masum haklarını gözeten bir kararı kimse itiraz etmez. Evet. Yani 10 dairesi olan adama 10 daire veriyorsunuz. Bu kadar. Ama diyorsunuz ki binanı depreme uygun şekilde yapacaksınız. Yenile diyoruz binanı. Evet. Tamam. Ve hiçbir artı imar vermiyoruz. Bir kat da vermiyoruz. Hiçbir şey vermiyoruz. Ekstra bir şey vermiyoruz. Hiçbir şey vermiyoruz. Tamam. Ve bakın daha önemlisini söylüyorum. Ve bu kararı mecliste şeyi olan bütün partilerin oy birliğiyle veriyoruz. Ne kadar güzel bir şey bu. Ve veriyoruz. Koruma kurulları ki bunlar önemli yerlerdir bizim tür ilçelerde. Onların da onayıyla bu karar geçiyoruz. Yani 3 disiplinden de tamam. Oy birliğiyle bir sonra karar geçiyor. Sonra askıya çıktı. Sonra askıya çıkıyoruz. Kimse itiraz etmiyor. Fakat sonra bu planlar askıya çıktıktan sonra 60 günlük bir mahkeme etme süresi vardır. Mahkeme süresine 60 günlük süre doluncaya kadar 3 gün kala Şehir Plancıları Odası bizim bu planımızı, bu kadar masum olan planımızı ve binlerce, on binlerce insanın hayatını da ilgilendiren bir kararı mahkemeye veriyor. Şehir Plancıları Odası. Evet. Biz bu kararın gerekçe ne? Gerekçesi bu planlama ilkelerine aykırı. Bakın net gerekçe tek. Planlama %92'si 90 öncesine dayanan bir plan bir bölgede, evet. Binaların yenilenmesine yönelik bu plan evet. Aykırı olduğu gerekçesi mahkemeye veriliyor. Planlama ilkelerine aykırı diye mahkemeye veriliyor. Ve bunu biz idari mahkemenin birinci aşamasını bilirkişi raporu da lehimize olmak kaydıyla kazanıyoruz. Fakat buna da itiraz ediyor Şehir Plancılar Odası ve İstinaf Mahkemesi'nde bu depremden 10 gün önce bize tebliğ ediliyor. Bir hafta 10 gün önce bize tebliğ ediliyor ve bizim planlarımız iptal oldu. Bu ne demek? Fatih'te şu anda birisi bundan bir ay önce evini yıkıp aynı evini yapabilecek hakka sahipken şu anda o evini yapamayacak noktaya geldi. Ben buna inanamıyorum yani. Evet. Yani bunu şimdi bakın biz teknik insanız. Yani şu Ocak ayında mı oldu bu? Yani evet. Evet Ocak depremden 10 gün önceyse evet, Ocak ayının başında ben evet. Şunu diyebiliyordum bir Fatih'te yaşayan bir vatandaş olarak. Gerçi Fatih'te yaşamıyorum da. Arkadaşım benim 3 katlı binam var. Evet. Veya 5 katlı binam var. Benim binam eski. Bunu ben yıkıp yine 5 evet, kat evet. Aynı şekilde yapacağım depreme uygun. Daha anlaşılsın. Şu anda diyemiyor muyum? Diyemiyor. Bunu? Hayır. Bakın hatta daha konuşalım ki anlaşılsın. Buradaki vatandaşımız 5 katlı yasal binasını, yasal bu bina, yasal binasını gelip diyor ki ben 5 katlı yasal binamı yıkıp yine aynısını yapmak istiyorum. Ama biz şu anda o vatandaşımıza diyoruz ki yapamazsınız. Yazıklar olsun. Peki bunu bakın yaptık. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi ilginç bir şey. Bir siyasetçiden beklenmeyecek bir şey söylüyorum şimdi size. Şimdi bakın biz bunu, bu kararı bütün disiplinlerde oy birliğiyle aldık. Yani o mecliste bulunan bütün siyasi partiler. Ne kadar güzel bir şey. Oy birliğiyle aldık bu kararı. Oy birliği almamıza rağmen her bir mecliste bir sürü uzmanlıklar var. Uzman evet. insanlar var. Almamıza rağmen bilirkişi raporu lehimiz olmasına rağmen ama Şehir Plancıları Odası bundan hiçbirisini dinlemedi. Bu planı mahkemeye verdi. Mahkemenin birinci aşamasını kazandık. İkinci mahkemeye verdi. Maalesef orada da İstinaf Mahkemesi iptal etti. İnanıyorum ki bu şimdi bu deprem tabii şunu gösterdi. Evini yıkma üzere hazırlık yapan insanlar yani nasıl bakın bir tek artı kat yok burada. Mevcut evini insanlar evet, yıkabilir miyiz? Çok net anladım. Evet burası. Şimdi insanlar şu anda duruyorlar. Tabii biz şimdi üst mahkemeye gidip derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Reklam arasına gitmek zorundayım ama ben bu programda çok yorum yapmam Sayın Başkan. Evet. Ama şunu söyleyebilirim. Olası bir İstanbul depreminde Fatih'te burnu kanayan her bir vatandaşın sorumlususunuz Şehir Planlamacıları Odası. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Emek Mahallesi'nde Hatay'da şehir kentsel dönüşümü riskli alan plan kararlarının iptal edilmesi neyse Fatih'teki bu kararın da ya İslam Büyükşehir Belediyesi meclisinden geçmiş, sizin evet. meclislerinizden geçmiş. Ve oy AK Partilisi, bakın. İYİ evet. Partilisi, CHP'lisi, evet. MHP'lisi evet, evet. buna destek vermiş evet. ve itiraz süresine 3 gün kala siz bunu aynen, iptal ettiriyorsunuz. Aynen. Bunun hesabını nasıl verebilirler ve bu mahkemede nasıl böyle bir karar almış? Yazıklar olsun. Ben yani programda normalde yorum yapmam da kendimi alamıyorum çünkü binlerce insanın hayatı söz konusu. Reklam arasından sonra buradayız. Bazıları hoşunuza gitmeyebilir. Sert soru. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz.
TOKİ'nin eski başkanı ve günümüzün Fatih Belediye Başkanı Sayın Ergun Turan'la birlikte çok fazla sayıda gündem maddem var. O yüzden ikinci turda biraz hızlanacağım ama sorulara geçmeden önce sert sorular defteriniz önünüzde. Kime soru bıraktınız? Sorunuzu lütfen söylemeyin. Biz de mahfuz karşımıza gelene kadar. Şimdi tabii ben uzun yıllar görev yaptım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 15 yıl meclis üyeliği yaptım. Evet. Grup başkanlığı, meclis başkanlığı, imar komisyonu üyeliği yaptım. Sonra 5 yıl TOKİ başkanlığı. Şimdi de belediye başkanı oldum. Geldim tekrar döndüm. Ekrem Bey'le de benim eski tanışıklığım ve hukukum var. Yani geçmiş yıllardan da ona bir soru bıraktım. Sayın İmamoğlu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'nda karşımıza aldığımızda programımıza davet ettiğimizde kendisine yönelteceğimiz sorulardan bir tanesi de Sayın Ergun Turan Fatih Belediye Başkanı size bu soruyu bıraktığı şeklinde olacak. Şimdi bu artık yani gerçekten benim insicamımı bozan şu şey meselesini tamamlayalım. Şu anda ben Fatih'te binamı yenileyemiyorum. Doğru mu? Yani yenilemeye kalkarsam ya işte iki tapumu vermem gerekiyor. Evet. Aslında iki tapunuzu vermiyorsunuz. Işte bunlar bir kişinin değil. Bunlar diyelim ki bir apartmanda 5 daire varsa zaten 5 ayrı kişinin çoğunlukla. Dolayısıyla iki kişi... Apartman komple bana ait olmayacağına göre. Yani çoğu böyle. Şöyle de diyemiyorsunuz. Ya üst kat komşum sen git başka bir şehirde yaşa. Tapunu da burada bırak. Evet. Ben bu binayı yenileceğim zaten diyemiyorsun. İşte uzlaşı olmadan da kentsel dönüşüm olmuyor. Tabii bu olmuyor. Dolayısıyla zaten yıllardır yani 30-40 yıldır Fatih'te binaların önündeki yenilenmeme engelinin sebebi buydu. Şimdi bunu kaldırdık ama demin anlattığım süreci de size anlattım. Peki bu anlamda bir öz eleştiri yapıyor musunuz? Bu uygulamayı belki de bundan 20 yıl önce tasarlayıp hayata geçirseydiniz bugüne kadar kaç bina dediniz? Şu anda biz 200'e yakın binayı bu 1,5 yıl içerisinde 200'e yakın yapıyordu? Bina yaklaşık 1500 daire. 1500 daire işte. 1500 yapıyor. 1500 daire evet. Çok ciddi yıkıldı bir rakam. Yıkıldı yani bu binalar şu anda. Yıkıldı. Şu anda yıkık. Tabii yıkıldı, yenileri yapılmaya başladı. Aslında bir şey söyleyeceğim. Onlar yapılabiliyor mu şu anda? Tabii mahkeme yapılabiliyor. Kararı var. Tabii yapılabiliyor. Yani ruhsat alanlar zaten tanımlandı. Evet, ruhsat alanlar yapılabiliyor. Ama yeni şu anda mesela hele depremden sonra müthiş bir hissiyat var. İnsanlar geliyor ve biz şu anda onlara diyoruz ki yani yapmak isteseniz de... Depremden sonra talep var değil mi tabii bununla ilgili? Tabii çok yoğun talep var tabii. Ama siz ne diyorsunuz onlara? Biz diyoruz mahkeme ki, kararı var. Evet 5 katlık binayı 3 kat yapabilirsiniz diyoruz. Diyemiyoruz aslında çünkü vatandaş evini yenilemek istiyor. Ama Allah korusun bir afet olsa o insanlar gelecek sizden hesap soracaklar. Şimdi maalesef tabii bir de bu işin o tarafı var. Yani işte biz derdimizi burada anlatıyoruz. Yapabileceğimiz ben 4 yıl önce belediye başkanı seçildim. Geldim bir ortada bir durum var. Buna ne yapabiliriz? Şehri de feda etmeden ne yapabiliriz? Onu yapmaya çalıştık ama karşılaştığımız durum da budur. Bakın bu yıllar içerisinde 20-25 yıldır bu işlerin içerisinde birisi olarak çok önemli bir şeydir bu. Yani okullarda belki anlatılması gereken bir şey. Bir imar artışı verilmiyor. İnsanların yasal binaları. Şunu tam anlatmış olayım. Bu insanlar bu evlerde ölene kadar yaşayabilirler. Yani tabiri caizse bir deprem olduğunda ölmelerine müsaade ediyoruz. Ölebilirsiniz diyoruz. Aynı insanlar bize diyorlar ki madem biz bu binada yaşayabiliyoruz yasal olarak bırakın evlerimizi yenileyip yapalım. Hayır yapamazsınız diyoruz. Tabiri caizse bu. Ve şehir plancı odası bu kadar açık olan bir yerde itiraz etme gereği de duymadan bu kadar multidisipliner herkesin oy birle geçirdiği bir kararı mahkemeye veriyor. Yetmiyor ikinci mahkemeye de veriyor. Aralarında akademisyenler yani bunu, var, politikacılar var. Herkes onaylıyor. Evet. Bir odanın itiraz yani sonucunda bir şey geldiği daha söyleyelim. Maalesef. Bir şey daha söylemem lazım. Şimdi herkesin sorumlu olduğu, mesela ben benden önce yapılmış bir binadan da sorumluyum şu anda. Nasıl evet. Onu bilmiyorum. Herkesin sorumluluk taşıdığı bir yerde nasıl bir karardır ki bu kadar layüsel bir şey var? Yani bir ortam mesela şimdi eğer burada bir deprem olsa evini yıkıp yapabilecekken insanlar yapamıyorsa bunun bir sorumlusu yok mudur bu açıdan da? Bir sorumluluk var. Yok mudur? Ben size söyleyeyim. En azından vicdani sorumluluk vardır. Hukuki sorumluluğu bilmiyorum ama vicdani sorumluluk vardır. O mahkeme de nasıl böyle bir karar vermiş gerçekten ilginç. Şimdi bu Cerrahpaşa ve Çapa sizin sınırlarınız içerisinde bunlar yıkılacak. Bunlarla ilgili süreç de hızlandı. Daha önceden ciddi bir direniş olduğunu biliyorum ben burada. Yakından da takip ettiğim haber konusuydu. Buranın yerine AVM rezidanstan bahsediliyor. Şimdi bakın Çapa, Cerrahpaşa, Haseki. Allah'a şükür bunlar kalmıştı. Cerrahpaşa ki 7 yıldır altında kazı devam ediyor. Yıkılmış binanın üstüne, yani eskiden hastane vardı.
hastanenin yıkıp tekrar yerine hastane yapacaktık. Hı hı. Benim TOKİ başkanlığım döneminden kalan bir iş bu. Yapacaktık ama altında tabii burası tarihi bir bölge olduğu için altında tabii bir takım şeyler çıkıyor, kalıntılar çıkıyor. Kalıntı ve, insan kalıntısı hayır, işte. Hayır, tarihi kalıntılar. İşte bir diyelim ki kanal vardı, tarihi bir kanal var, bilmem o var. Şimdi bakın, bunun üstünde bir bina vardı zaten, hastane vardı. Hastane yıktığımız yere tekrar hastane yapılacak ama 7 yıldır elle kazılar yapılıyor. Tabii ki bu da haklı olabilirler, çok kıymetli bir şey çıkabilir yani bir eser, tarihi eser çıkabilir. O da ayrı bir zenginlik. Evet, şimdi şunu söyleyeceğim. Bir defa herkes biliyor, Fatihliler biliyor ama dışarıdan bu manipülasyonlara bir cevap. Hem Çapa, hem Cerrahpaşa, hem Haseki Hastanesi, hem Vakıf Kurabiye Hastanesi tamamı şu anda yıkıldı ve tamamı yerine hastaneler yapılıyor şu anda. Hepsi ihale edildi. Bakın Çapa, Cerrahpaşa, Haseki Sultan ve Vakıf Kurabiye Hastanesi'nin dördünde de şu anda inşaat faaliyetler devam ediyor. Ben bunu bilmiyordum. Haseki Sultan Hastanesi'nin ihalesi yapıldı. Şu anda onaylandı diye biliyorum. Haseki Sultan Hastanesi yeni bir hastane yapılıyor. Vakıf Kurabiye'de çok büyük bir inşaat devam ediyor. Cerrahpaşa'da altyapıdaki bu kazı işleri bitti. Şu anda büyük ihalesi yapıldı. O devam ediyor. Çapa'da birimler devam ediyor. Çapa'ya aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız hastalığa yeni bir yer verdi, hastane yeri. O da devam ediyor. Dolayısıyla hastane... Çapa tamamen yıkılmadı ama. Hayır, parça parça yıkılıp birim birim devam ediyor şu anda. Yani yerine böyle konut... Bakın, bütün bu hastane... AVM, şu tarz, bu tarz, yani o tarz bir yapı... Bu hastane alanlarının tamamı bir metrekaresi dahi eksilmeden hastane olarak devam ediyor şu anda. Edecek de. Bütün şu anda yenileniyor ve bu hastaneler şu anda. Bu kadar net. Hiçbir tartışma açık bir konu değil hiçbir yani. Hiçbir üzerinde tartışma olmayan bir konu bu. Ama o zaman nasıl bu şeyler ortaya çıkıyor gerçekten merak ediyorum. Şu, Fatih'in en tartışmalı alanlarından bir tanesi Sulu Kule. Evet. TOKİ evleri. Siz de TOKİ başkanlığınız döneminde yapıldı galiba. Benden önce yapılan bir iş burada. Projeyi doğru buluyor musunuz? Çünkü şimdi tartışmalar var işte. Yok mahalle bölündü, yok işte efendime söyleyeyim giriş kapatıldı, sokaklar kapatıldı. Şimdi şunu söylemiş olayım. Tabii burada geçmişte bir mahalle dokusu var. Yapılan bir mahalle var. Bu mahalle daha üzerinde... Daha çok gecekondu tarzı. Ben tabii İstanbul'a ilk yani, geldiğim zamanı hatırlıyorum. Hayır, orayı. Eğer görmek istiyorsanız onun devamı olan bir bölge hala devam ediyor. Yani orada iyi niyetle bir şey yapılmış. Ha, sosyolojik olarak bir değişim, tabii doğal olarak bir değişim yaşanmış olabilir. Buna farklı yaklaşımlar da olabilir. Yani bunu bir başka türlü hani sosyolojik olarak sanki oradaki kitlesel, ben geçmişinde yokum. Ama bugün dönüp baktığımızda orada kötü olmayan, sur dibinde nitelikli bir yapılaşma var. Yani ben TOKİ başkanı değilim o gün. Ama orada işte tartışmalar, buradaki insanlar buradan başka yere göç ettirildi, tartışmaları var. Fatih'imiz de hala... Göç ettirildi mi gerçekten? Hayır, bakın Fatih'imiz de hala en önemli unsurlardan bir tanesi roman kardeşlerimizdir. Yani Fatih'te ciddi bir roman... Ekseri romanlar yaşıyor. Tabii roman nüfusu da var. Ama bakın şimdi size bir şey söyleyeyim. Hemen bunun yan tarafında bir bölge var. Yine orada kardeşlerimiz yaşıyorlar. Bana başkanım sen TOKİ başkanısın, eski TOKİ başkanısın. Burayı da böyle yap diyenler var şu anda. Yani çok enteresandır. Yani orada yaşayan vatandaşlarımız tarafından... Ama yapamazsınız. İkinci işte, derece mahkeme iptal etti. İşte burada aynen şuraya geliyoruz. Süreçler o kadar uzun ve şey ki bir taraftan bu tartışmalar. Bir taraftan da yıllarca süren kentsel dönüşümle ilgili siyasetin bir numaralı konusu haline getiriliyor. Yani maalesef böyle de bir konu var. Yani bu bugün sadece Fatih'e mahsus bir şey değil. Ben bu konuyu zamanla çok işlediğim için merak ediyorum. Fatih'te bu tarz bir direnişle karşılaştınız mı kentsel dönüşüme yönelik? Şimdi biz Fatih'te... Mahkeme kararı ve şehir planlayıcıları odası hariç olarak bakın onu biz Fatih'te anladık. Nasıl bir kentsel dönüşüm öngörüyoruz onu söyleyelim bir defa. Hani bana asıl sordunuz arada da kaçmamış olsun. Şimdi ben geçmiş bahsettiğim görevlerimiz ortada. Kentsel dönüşümü bilenlerden bir tanesiyim. Yani Türkiye'de kentsel dönüşüm müktesebatına kamu açısından bir teknik adam. Yani bunun okulunu okumuşsunuz. Evet, TOKİ yani, başkanlığı yapmışsınız. Şu anda da belediye başkanısınız. Belediyecilikte de bu işlerle uğraştık. Tamam. Uğraştık. Bilen birisiyim. Peki biz Fatih'te, Fatih tarihi bir bölge. Bakın biz katına bir kat ilave etmeden, çünkü elimize bir kriz... Sayın Başkan ama siz AK Partili belediye başkanısınız ve AK Parti döneminde imar barışı yapıldı. Bundan da mesela çok fazla eleştiri alıyorsunuz. İmar barışı sonradan çıkılan katı kabul etmek anlamına gelmiyor mu? Şimdi bu tabii şimdi bana hani şöyle bir soru soruyorsunuz. İmar barışıyla ilgili soracağın soruya hani
imar barışına destekleyecek bir söz burada asla söylemem. Benim buna yani imar barışı ki Fatih'te her bölgede uygulanmamış imar barışı onu da söyleyelim. Fatih tarihi Türkiye bir genelinde uygulan Fatih Sit uygulanmadı. Bölgesi olduğu için o var. Bak Fatih'le özel konuştuğumuzda bir Sit bölgesi olduğu için tamamında imar barışı geçerli değil. Bu yani korunmuş Fatih'te belli bölgeler korunmuş tarihi bölgeler. Bu hakkı yüzdesi nedir bunun? Temsil aşağı yukarı. Tam oran veremem size ama mesela asıl tarihi merkezin yoğun olduğu yani Topkapı Sarayı civarı, Sultanahmet civarı falan mesela belli bölgeler bu kapsamın dışında tutulmuş. Nasıl Boğaz bölgesi kapsam dışında tutulduğu gibi. Yani Boğaz bölgesi de kapsam dışı. Tabii kapsam dışıydı çıkan yasada. Şimdi siz bana bir soru soruyorsunuz. Evet ben de size söylüyorum. Bana sorduğunuz soru Fatih'le ilgili de sordunuz. Bir imar barışı ile ilgili sordum. Bunu destekleyecek, bunu övecek bir konuşma burada yapmam. Yani bunu da açıkla söylerim yani. Bunu şey olarak görmüyorum. Ama işte sorunu daha net de sorabilirsin. Yani. Yok ben gayet net sordum. Yani bu hak sahipliğinden bahsettiğimeniz üzerine bu soruyu sorun. Çünkü hak sahipliği demek işte işin artık legalize olması, resmileşmesi demek. Bunu devletin ilgili birimlerinin tasdiklemesi anlamına geliyor. Evet. Adam 4 kat yapmış zamanında. 4 kata göre ruhsat verilmiş. Sonra 5. kata atmış. İmar barışıyla bu 5. kata göre yeniden legalize olmuş aslında. Burada tabii bunu kamu yaparken mutlaka bir şeye göre yapmış. Bakın bir defa benim kendi disiplinim şimdi. Ben teknik bir adamım. Belli bir yaştayım. Belli bir hayat tecrübem var. Yani imar affı, imar barışı gibi bir şey asla taraf değilim. Yani bunu netlikle kendi bilgimle yaparım. Ama bu irade diyelim bu yapıldığı zaman oluşan irade ne için yapılmış? O gün insanların işte Anadolu'da bazı yerler var. Su bağlayamıyor, elektrik bağlayamıyor. Gerekçe olarak bu göstermiş. Ha bu gerekçeyle tamamı bu gerekçenin sonucu olarak mı ortaya çıkmış? Hayır değil. Muhtemelen burada farklı şeylerde bu barışın kapsamına girmiş olabilirler. Dolayısıyla hani çıkaran irade ben değilim. Ama bana şunu sorsanız bu ülkede yetişmiş bir teknik adam olarak, bu görevleri yapmış birisi olarak bunu siz destekliyor musunuz? Hayır desteklemem. Bugün de desteklemem. Yani bu çok açık ve net. Görüşüm bu. O benim, şeyi biliyorum. Yani bu benim elektrik görüşüm bağlatamama, doğalgaz bağlatamama şeyini biliyorum. Ben Adıyaman'da hasarlı evinden yani şey duvarları yıkılmış ama şeyler sağlam. Sütunlar şey dikeyleri sütun yataylara kiriş deniyordu değil mi? Evet yataylara kiriş. Onlarda falan bir sorun olmayan yani görünürde işte duvarlarında çatlak olan bir evden eşya çıkartan bir vatandaş şey yaptım görüşmedi. O bana şunu söylemişti. Biz imar barışından yararlandık. İki kat ekstra vardı. O yararlanmadan sonra evi kentsel dönüşüme soktuk. Çünkü daha önceden diyelim ki işte 4 kata göre biz evimizi yenileyebiliyorduk. 6 kata göre yeniledik. İyi ki yenilemişiz başımıza yıkılmadı dedi mesela. Evet. Tabii, hasarlı olarak kurtuldu dedi. Barış ya da af binayı güçlendiren bir teknik hadise değil. Evet değil. Yani o değil. Evet. Güçlendirme biraz daha irade istiyor. Şimdi 1,5 milyon İstanbul'un taşınması öngörülüyor. Bu birinci konu. Artık yavaş yavaş programın da peki, son dakikalarına girmeden. Gerçi biraz daha vaktimiz var. TOKİ binaları nasıl yıkılmadı konusuna gireceğim. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı biz bu işi bir yıl içerisinde büyük oranda çözeceğiz. Artık evlerimizi teslim etmeye başlayacağız diyor. Bir de ben size şundan bahsetmem lazım. Aslında bu tür kentlerin kurtuluşu nedir yani? Ne öngörüyoruz? Ben şimdi sen Fatih'le de sordunuz ama ben size Fatih'le ilgili değil. Fatih ve Fatih'e benzer ilçelerin nedir kurtuluşu? Perspektifi ne olmalı? Benzer ilçelerden kalsanız Üsküdar, Kadıköy. Hepsi. Sultan Gazi, Bağcılar, Esenler fark etmez. Nedir? Onu Bağcılar. Size söylemem lazım. Çünkü kıymetli bir şey bu söyleyeceğim. Yani hani sadece ben söylüyor değilim ama altını çizmemiz gerekir. Tamam. Gerçek ne yapılması lazım? Yani ben şimdi böyle burada konuşup havanda su dövmüş birisi olmak istemem. Yani aynı şeyleri klasik. Şimdi yıllardır bu meseleyi konuşuyoruz. İstanbul gibi metropolde bazı ilçelerimizde kilometre karede bakın kilometre kare yani 1 kilometrelik bir alanı çizdiğinizde yaklaşık 45 bin kişi yaşıyor. 45 bin kişi. Dünyada böyle kentler çok az yani. Ada ülkeleri sadece böyle. Mesela Fatih 15 kilometre karelik bir yer. 15 kilometre karelik bir yer. Şu anda yaklaşık 400 bin, 370 bine yakın gece nüfusu yaşıyor. Gündüz de şu anda Fatih'te bir kapıları kapatsak yaklaşık 3,5-4 milyon insan var. Şimdi bu kentlerde kentsel dönüşüm binaların yerinde yıkılarak sadece binaların yerinde yıkılarak yapılabilecek bir hadise değildir.
bu kentlerin bir teknik bir tabir kullanacağım, izah edeceğim. Mutlak surette Fatih'e benzer ilçelerin, şehirlerin desantralizasyona ihtiyacı vardır. Ne demek desantralizasyon? Şehir içindeki belli yapı stoklarının, yapıların şehir dışına desantralize edilmesi gerekir. Taşınması gerekir. Bu ne demek? Şimdi bakın planları açıp baktığımızda biz Fatih'te planları açıp baktığımızda planlarda okul alanı olarak gözüken, planlarda spor alanı olarak gözüken, yeşil alan olarak gözüken yerlerin üzerinde apartmanlar olduğunu görürüz. Birçok ilçede bu böyledir. Yani şu anda bizim planlarımızda birçok ilçede, Türkiye'de birçok ilçede karşılaşılan şey. Üzerinde plan açıp baktığınızda okul yazar, açtığınızda spor alanı yazar, açtığınızda yeşil alan yazar ama gerçeklerinde apartman vardır. Şimdi buna nasıl müsaade ettiniz? Bakın edildi değil. Planlar daha sonra yapılıp donatı yetmediği için yani yeşil alan ve okul alanı yetmediği için bu planlama süreci bunlar uzun iş. Ben sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. İstanbul'da buna ait birçok ilçemiz var. Şimdi bizim bir taraftan şehirleri rahatlatmamız gerekiyor. İlçeleri rahatlatmamız gerekiyor. Yani şehirlerin içindeki bu donatı üstündeki binaların şehir dışına yeni yapılan rezerv konutlara desantralize edilmesi gerekiyor. Evet. Ve sağ olsun Sayın Bakanımız, bakanlık son 5 yıldır da bu konuda benim TOKİ başkanlığıyla başlayan süreçte bu işlerle alakalı rezerv konutlar inşa ediyor ve bunları belediyelere 50 tane, 30 tane, 100 tane veriyor. Yine şunu söyleyelim, ben buradan şikayetçi bir belediye başkanı olmak istemem. Geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken Gecekondu Müdürlüğü vesilesiyle yine böyle rezerv konutlar yapardı. Bakın Mesken Gecekondu Müdürlüğü eliyle. Dolayısıyla bu işin İstanbul'un Fatih gibi ilçelerin bir kısmı ilçenin bir kısmındaki yerlerin rızaya dayalı olarak şehrin yeni yapılan bölgelerindeki rezerv konutlara taşınması gerekiyor. Mahalle mahalle. Hayır, toplu olarak bahsetmiyorum. Belki ada bazlı. Bir ada boşaltılması lazım. Adadan kastınız 5 apartman. 5 apartman. 10 apartman. Apartman. Ve bu boşaltılan yerler bir daha asla apartman yapılmayacaklar. Anlaşılabilsin diye söylüyorum. Evet. Şu diyorsunuz yani. Biz vatandaşla anlaşacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın değil mi? Evet. Yani TOKİ eliyle yapılan tabii. Depreme dayanıklı hazır evlere biz onlara diyeceğiz ki evet. Siz burada eğer buyurun. Yaşarsanız evet. Deprem anında Allah korusun evet. Çok büyük bir faciayla karşılaşabiliriz. O yüzden sizi daha güvenli evlerimiz var. Evet. Aynen böyle. Para ödeyecekler mi oraya? Şimdi tabii şu var. Sizin oturduğunuz yerin şehir içinde olduğu için arsa değeri yüksek. Yani diyelim Fatih için konuşalım. Evet, arsa öyle değeri yüksek. Var. Yani sizin eviniz burada kaç para? Diyelim ki arsa bedeli şu 2 milyon lira. Yeni yapılan yerdeki zaten TOKİ binaları kar amaçlı yapılan binalar değildir. Burada da diyelim ki 2,5 milyon, 1,5 milyon neyse fazlaysa fazlasını veriyoruz. Eksikse de diyoruz sizi şu kadar borçlandırıyoruz. Tamam. Bunu bakın, yapın. Bakın Türkiye zaten şimdi asıl şu anda Sayın Bakan'ın da açıkladığı şey neydi? Yeni yapılan bölgelerde rezerv konutlar yapılacağını açıkladı. Bu şu demek, bu aslında İstanbul için yapılacak en büyük iyiliktir şu anda. Ve yine bir görüşümü paylaşmış olayım. İstanbul'un şu anda bundan sonra yeni satışa konut, sosyal konuta ihtiyacı yoktur. İstanbul'da bundan sonra yapılacak konutların tamamına yakını rezerv konut olmalıdır. Ne demek rezerv konut? Bir konutun karşılığı olarak o konut satılmalıdır. Yani şehir içindeki bir konutun sahibi olana o konutlar satılmalıdır. Konut sayısı artmamalıdır. Konut sayısı şehir içinden desantralize buna diyoruz. Yani şehir içindeki bir konutun şehrin yeni yapılan bölgesindeki konuta taşınması. Böylece şehrin o yoğunlaşmış alanlarındaki konutlar azalacak. Şehirde yeni nefes alanları, yeni okul alanları, yeni yeşil alanlar, yeni spor alanları oluşacak. O insanlar da daha sağlıklı konutlara geçecek. Hem şehrin eskimiş konut stoğu yenilenecek. Hem de şehrin diğer orada kalan insanlar için de çok geniş yeşil alanlar. Şimdi sosyal konut projesi vardı. Diyorsunuz evet. Ki bu işi gelin rezerv konutlara. Rezerv konut olarak değerlendirelim. Tabii devlet şimdi devlet söz verdiğini bizim devlet geleneğimiz şudur. Sayın Cumhurbaşkanı söz verdiğini yapar. Ben bunu şunu söylüyorum. Bundan sonra artık mesele İstanbul gibi metropolle. Bu benim görüşümdür. Yani bu kimseyi de bağlamaz ama benim bir tecrübeyle konuştuğum kendi bu tecrübemle konuştuğum şey şudur. İstanbul'un yeni sosyal konuta değil, yapılan konutların rezerv konutlar olarak inşa edilmesi gerekir. Şehrin gelişme Fatih'ten alanları. Fatih'ten ne kadar insanın rezerv konutlara geçmesi gerekir? Şimdi bakın gerekir. Fatih, çok bilinmedik bir şey söyleyeceğim. Hep ümitsiz şeyleri konuşuyoruz. Fatih bir defa, başkan lütfen ben başkanım diye bir başarı hikayesi olarak bakmayın. Bir defa Fatih
doğru yolda ilerleyen bir ilçe. Evet, bunu söyleyebilirim. Yani içinde başkan olarak da söyleyeyim. Doğru yolda ilerleyen, tabii ki yavaş ilerleyen. Bu paraya bağlı bir şey. Yani milli gelirle doğru orantılı. Paranız varsa bunlar çok daha hızlı ilerler. Evet. Ama kesinlikle bunu Fatihlilere de sorsanız şunu söyleyecektir. Evler eskidir. Onları bir günde yenilecek halimiz yok. Ama yaptığımız her şey şu anda doğru işlemle yürüyoruz. Mesela bir taraftan sur diplerini boşaltıyoruz. Burada demin söylediğim desantralizasyon dediğim o. Yaklaşık 1300-1400 birim yer yıktık. Bunların bir kısmı depoydu, sundurmaydı, bir kısmı daireydi, apartmandı. Ve bu yerlerin tamamını yıktık. Şu anda yeşil alanlar, yeni yeşil alanlar oluyor. Evet, bir tanesine ben geçtiğimiz yıl sonunda gitmiştim. Siz bir tanesini gördünüz, doğru. Evet. Şimdi mesela bir taraftan bunu yapıyoruz. Bir taraftan demin söylediğimiz plan... Sur dibini boşaltmanız ne anlama gelecek? Sur dibini boşaltmamız şu anlama geliyor. Bir defa buradaki bu demin söylediğim bir depremde yok olacak olumsuz yapı stoğunu kamulaştırıyoruz. O insanların daire olanlarına bir kısmına yeni yapılan iki telli bölgesinde toplu kontrol dairesinden aldığımız dairelerden takas ettik. 133 daire takas ettik. O alanlarda şehrin içinde kalan diğer insanlar için hem bir yeşil alan hem de toplama alan oluyor. Yani bu tabii çok teknik, bu teknik bir hadiseden bahsediyorum. Bir taraftan da demin söylediğim o plan notu gibi insanların kendi evlerini bir imar artışı olmadan, bakın imar artışı olmadan yenileme hakkı tanıdık. Tamam, mahkeme şimdi iptal etti ama ben üst mahkemenin bu kararı bozacağı kanaatindeyim. Ya buradan da yani çağrıda bulunalım. Bir an önce hukuk bizde maalesef çok hızlı işlemiyor. Evet. Bir an önce aklı selim bir karar çıkar da inşallah insanlar evlerini yenileyebilir. Çünkü yoğun başvuru alıyoruz. Tabii biz, yani biz mahkemelerimize bakın bütün buna rağmen mahkemelerimize de güveniyoruz. Çünkü yerel mahkememiz, idari mahkememiz yok ki, hukuk devleti. Tabii idari mahkememiz biz lehte karar verdi. İstinaf iptal etti. Şimdi yüksek yargıya gidiyoruz. Orada da kendimizi ifade edeceğiz. Bu depremde ona vesile olacaktır. Yani anlaşılması için. Dolayısıyla şu var. Biz burada aslında doğru yolda ilerliyoruz. Bir yine şahsi kanaatimi söyleyeyim. Hem Fatih'in hem de İstanbul'un tabii ki önümüzde bir süreye ihtiyacı var. Yani yeni rezervlerin, konutların yapılması, şehir içindeki niteliksiz yapı stoğunun şehir dışına bir kısmının taşınması, geri kalanların da olduğu yerde dönüşmesi. İstanbul'un kurtuluşu işin açıkçası budur. Evet. Devletimizden beklediğimiz ne? Son olarak Sayın Bakanımız birkaç gün önce açıkladı, işte kira yardımlarını artırdı. Şimdi bir duyduğumuz, henüz detayına hakim değilim, kendi parası olmayan evlerini dönüştürürken, yani parası olmayan vatandaşlarımızın evlerini yenilemek için kredi miktarlarını da, kredi oranlarını da çok cazip bir noktaya çekmeye çalışıyorlar. Hı hı. Bu da sağlanırsa İstanbul'da kentsel dönüşümün rezerv konutlarda yapıldığında çok sağlıklı bir noktada ilerleyeceği kanaatindeyim. Türkiye nasıl geçmiş 20 yılda bütün kamu binalarını, yani halkın çoğunlukla yaşadığı, çocuklarımızın yaşadığı hastanelerimizi yenilemeyi başardıysa, önümüzdeki 5 yıllık zaman dilimi içerisinde de buna yürekten inanıyorum. Bakın inanmasam da söylemem. Tabii ki bu milli gelirle, ekonomiyle de alakalıdır. Güçlü bir iradeyle de alakalıdır. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de ki İstanbul'daki niteliksiz yapı stoğunu ya yerinde dönüşme ya da desantralize edecek bir şey. 5 yılda mümkün mü bu? Tabii çok şöyle, Türkiye'nin bakın ne geçti depremden? Bir ay geçti. Evet. Ne ihale edildi? 30-40 bin konut ihale edildi. Evet. Muhtemelen bir ay sonra bu 100 bin konuta çıkacaktır. Türkiye dünyanın hiçbir yerinde olmayan, işte eski TOKİ başkanı olarak söylüyorum, dünyanın birkaç ülkesinde olan en önemli bir know-how'a ve ekosisteme sahip. Yani TOKİ sadece tek başına bir kuruluş değil. TOKİ kendi mühendislik altyapısıyla, müşavirlik altyapısıyla, müteahhitlik sistemiyle, inşaat bu tünel kalıp ya da bunları yapan ustalarıyla, büyük bir üretici firmalarıyla, yani fabrikalarıyla büyük bir ekosistem işliyor. Burada kendime de bir öz eleştiride bulunayım. Ben muhtemelen sizin de başkanlığınızı kapsayan dönem içerisinde de olmak üzere maalesef pek çok vatandaş gibi ben de çirkin, evet, efendime söyleyeyim, biçimsiz bir yapı gördüğümüzde ya bunu da TOKİ mi yapmış, efendime söyleyeyim. Peki güzel yaptığımız birçok TOKİ var mesela bizim. Yok evet, ekibin... ben mesela Sulu Kule evlerini seviyorum yani. Hayır, Sulu Kule değil, bakın buradan da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlarımız onları sık sık görüyoruz ekranlarda. 2014 yılından itibaren benim TOKİ başkanımla da başlayan, şimdi arkadaşlarım da çok geliştirerek götürdüğü bir
TOKİ'de yatay mimari esasların, yöresel mimarinin alındığı, Türkiye'nin her tarafında çok farklı mimarlar tarafından yapılmış yüzlerce şu anda evet, farklı yeni görmeye mimarisi. Başladık da genelde TOKİ denilince renksiz, ruhsuz falan ama şuymuş. Bizim bölgeye giden arkadaşlarımız anlatıyor. Adıyaman'da işte TOKİ projesine gittik diyor. İşte bekliyoruz diyor hani vatandaş böyle yine telaşlı bir şekilde falan. Bizi diyor eve çaya davet ettiler diyor. Oturduk çay içtik diyor. Efendim söyleyeyim röportajımızı yaptık çıktık diyor. Yani şu anda altın niteliğinde şu an TOKİ daireleri. Fiyatlar uçmuş durumda. Herkes TOKİ'de oturmak istiyor. Deprem bölgesi. O yüzden bu anlamda kendime de burada bir öz eleştiri bulmuş olayım. Deprem yani. Bölgesinden bir ufak anekdot vereyim. Maraş Türkoğlu ben gelmeden önce yani TOKİ başkanlığı bırakmadan önce Maraş Türkoğlu'da bir proje yapmıştık. Türkoğlu Belediye Başkanı sevdiğim bir kardeşimiz bizim. Orada da büyük yıkım oldu. Hatay'dan Elbistan'da da biz hem Kırıkhan'da varız hem Elbistan'da şu anda görevliyiz. Görevliyiz derken yani, belediye olarak. Evet belediye olarak orada yardım faaliyetlerinde bulunuyoruz. Oradan geçerken Türkoğlu'ndan geçmek zorundaydım. Belediye Başkanı kardeşimizi aradım. Hem ziyaret edeyim geçmiş olsun diyeyim orada. Deyince ben tabii TOKİ konutlarının inşaat zamanında gitmiştim oraya. 2018 yılı, 2017 yılı ya da gittiğimde ona sorduğumda dedi ki başkanım dedi şu anda TOKİ'deki insanlar evlerinde oturuyorlar. Yani depremin o kadar hassas olduğu bir şey. Demek ki şu var, bu benim başkanlığımla ilgili bir şey değil ama ben de onun paydaşı olduğumdan dolayı çok sevinçliyim. Demek ki Türkiye en başta söylediğim her şeyi olumsuzdan okuma hastalığını bırakmamız lazım. Toplu konut dairesi Türkiye'nin yüz akı kuruluşlarından bir tanesidir. Benim dönemimde de böyledir, benden sonra da böyledir. Bu bir ülkenin övüneceği bir şeydir. Allah'a şükür izzet kavramı şöyledir. Siz istediğiniz kadar eleştirin. Allah-u Teala bakın gelir 10 yıl sonra dostunuza, düşmanınıza ya düşman demeyin dostunuza ya da muarızlarınıza o izzet gömleğini Türkiye'nin göz önünde giydirir. Evet. Bu ben değilim bu adam. O kurum olarak. Çünkü orada çok yoğun bir emek vardır. Hala o gençlerimiz, birçok genç vardır. TOKİ ekibi gençtir. Çoğu bizden genç arkadaşlardır. Türkiye'nin her tarafında her bir afete koşan, 30 gündür oradan dönmeyen bir sürü daire başkanı müdür. Sayın Başkan genç tamam var. Daha vurmayın. Tamam ben cevabımı aldım. Ekranın başında izleyen seyirciler de cevabını almıştır. Gerçekten yani bunu itiraf etmek gerekiyor. Toplum olarak ciddi bir şekilde beğenmiyorduk yani. Hani TOKİ binasıysa işte ne bileyim kapılarının işte yok mutfak dolabının şurasında şu var. Efendim söyleyeyim pencereleri şöyle. Bursa konutlarını soruyorlardı bana. Bakın daha cesur konuşalım. Bana bu tür ben başkanken Bursa'da TOKİ konutları vardır o çok. Aa evet getirdim. Evet. Evet bana bakın şimdi siz bana sormadan ben sorayım da. Ben o binaları TOKİ'nin yaptığını bilmiyordum. Evet TOKİ yapılmış. TOKİ'nin ilk dönemlerinde. Bursa'nın kalbine hançer. Evet ilk döneminde ama Bursa'da sonrasında çok güzel konutlar. Siz mi yaptınız onu? Hayır benim dönemimde değil. Önemi yok ama yapılmış. Şimdi soru şu. Bu konutları mesela ben böyle konuşunca eskiden de konuşunca başkan tamam farklı perspektif var. Siz bunları beğeniyor musunuz? Yani TOKİ konutları hakkında ne diyorsunuz? Bunları beğenmiyorum. Yani bir şey kötüyse beğenmezsiniz ama iyiyse de söylersiniz. Türkiye kötü olanları söylemekte maalesef insanlarımız bonkör davranıyorlar. Ama iyi olanları konuşmadan iyi ediyoruz. Mesela Bursa'da bir kötü örnek TOKİ yapılmış. Evet. Kötü örnek değil mi? Yani şöyle şu anda kötü diyemiyorum. Çünkü sağlam. Allah korusun. Tabii sağlam. Bir deprem olsa evet, en güvenilir yer yani aynen. Şu anda. Ama şu da değil. Hani ama keşke olarak, oraya yapılmasaymış. Buna saygıyla karşılıyorum. Estetik olarak yanlış. Peki Bursa'da diyelim bir tane kötü var. Ama yine bu aynı arkadaşlar TOKİ benim de dönemim. Benden sonra da onlarca güzel, çok estetik. Bakın özel sektörle farklı yarışıyor. Farklı bölgelerde yaptınız mı Bursa'da? Efendim? Tabii. Bursa'da bakın İznik'te bizim konutlarımız var. Gazetecilere yaptığımız Doğan Bey konutları var. Lütfen özür dilerim. Yunus Eli konutları var. Gazeteci, dönemin gazeteci orada yani emekçi, gazete emekçilerine, basın emekçilerine yaptığımız konutlar var. Son birkaç dakikaya giriyorum. O yüzden hızlı hızlı cevap alacağım. Amacım bir polemik çıkartmak değil. Bu süreçte, kentsel dönüşüm sürecinde, Fatih'in yenilenmesi sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli hareket edebiliyor musunuz? Şimdi şu var, bakın biz kavga eden bir defa dışarıda kamuoyu da bunu bilir, Fatih kamuoyu da biliyor. Benim tarzım da budur yani, kendi tarzım da bu. Belli bir yaşımız var, bir tecrübemiz var. Ben en azından hani şöyle bir algı var İstanbul'da, AK Partili belediyelerle bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi sürekli bir şey noktası var.
Ya böyle olduğu kanaatte değilim. Hani sanki engelleniyor bir şey var. Ben kavga eden bir belediye değilim. Ben merkez ilçesiyim İstanbul'un. Beni seçen irade ne kadar saygıdeğerse belediye başkanı seçen irade de saygıdeğerdir. Evet, çünkü bizi halk seçiyor. Evet. Ben de halkın bana verdiği yetkiyle iş yapıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de aldığı kaynakların bir kısmı Fatih halkının kaynaklarıdır. Yani bizim amirimiz değil, biz hepimiz ayrı seçilmiş insanlarız. Evet. Orada Esenler'inde, Sultan Gazi'nde, Zeytinburnu'da. Ama sonuçta Fatih'te de Sayın İmamoğlu'nu seçen bakın, bir kitle var. Evet, her şeyi kötü, şu haksızlığı yapmam. Yani Cumhuriyet Halk Parti maalesef aklı, zihniyeti öyledir. Her şey kötü karşı tarafta. Ama ben şunu söylerim somut olarak. Fatih'te kentsel dönüşüme ait, yani kentsel dönüşüme ait hiçbir şey yapılmamıştır. Yani böyle bir başlık yok. Böyle bir başlık dahi açılmadı. Daha önce yapılmış mıydı? Şimdi gelelim geçmiş döneme ait bakıldığında Süleymaniye ile ilgili kamulaştırmalar yapıldı. Yani rahmetli Kadir Topbaş döneminde Süleymaniye'nin %80 küsürü kamulaştırıldı. Ve yeni bir yol açılmaya çalışıldı. O proje de şu anda atıl olarak. Ama orada da yani yine işte bir takım unsurlar var. O da öyle ortada duruyor. Fatih ile ilgili de bina tespiti dışında, yani bu binaların hangisi sağlam sakat tespiti dışında somut olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne kamulaştırma yönlü ne de desantralizasyon yönlü bir işlemi olmamıştır. Siz bu sur dibindeki konu stoğunu azaltmak için kamulaştırmaya gittik dediniz. Tamamını biz yapıyoruz. Bunun parası nereden çıkıyor? Bunları, bakanlık mı karşılıyor? Bunları nasıl yapıyoruz? Bir kısmını kendi kaynaklarımızdan, biz kısmını Çevre Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm kaynaklarından bu tür işlemleri. Fatih Belediyesi'nin bütçesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin yanında. Bakın bunlar, şunu söylüyorum. Ben geçmişte Sayın Başkan'a şunu söylemiştim. Bir şey yaptığınızda bunu teşekkür ederiz. Birbirimize teşekkürden şey değiliz yani. Eğer burada buna ait bir şey yapılıyorsa onu da burada açıkla gönül rahatıyla söylerim. Dolayısıyla ama sur dibinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir çalışması var bildiğim kadarıyla. Hayır, o da o tartışmayı kamuoyu da artık öğrendi. Yine bakın ben laf yarıştırmayı seven bir başkan değilim. Öğrenmek için soruyorum. Ha, şunu söylüyorum. Buradaki emek sur dibinde, Fatih halkı bunu biliyor. Sur dibinde yıllardır o kötülüğün merkezi olan bütün alanlardaki kamulaştırmaları emek, 1500'e yakın insanla tek tek görüşerek yapan irade ve idare biziz. Ama Büyükşehir Belediyesi burada gelip surlarda Selüri Kapı'daki bir 35 metrekarelik bir şey vardı, bir karakol binası. Onu kamulaştırma yaptı, özür dilerim, restore etti ve surun da o girişinde bir takım düzenlemeler yaptı. Şöyle bir algı oluştu sanki, sonra orada bir takım topraklar döküldü. Sanki burayı İşte ilçe belediyesi döküyormuş, onlar da temizliyormuş gibi. Evet, bizim emeğimize bakın. Ben şey. Açık konuşayım. Yani bunu oradaki işgüzar bürokratların yaptığı kanaatindeyim. Yani direkt belediye başkanı o kadar detay hakim olduğu kanaatinde değilim. Ama Sayın Başkan bu anlamda yanıltılıyor da olabilir yani. Şu var, yani ben bu kadar nezaketsiz olunmayacağı kanaatindeyim. Yani çünkü orada bir emek var nihayette. Yıllardır verdiğimiz bir emek var. Orada gelip onu öyle göstermek doğru değildir. Biz de hakkımızı savunduk. Asıl olan şey, yani gerçeklerin şöyle bir hani huyu vardır derler. O eninde sonunda açığa çıkacaktır. Biz bugün varız, yarın yokuz. Doğru mu? Mesela ben bugün siyaseti bırakacak olsam, yani Sayın Başkan da bugün Büyükşehir Belediye Başkanı da ben de dahil olmak bırakacak olsam neyle anılacağım ben? Fatih'te neyle anılacağım? Yani bu başkan geldi, 5 yılı geçirdi. Tamam, temizliği yaptık, çöpleri topladık. Herkes bunu zaten kimse bunlardan eksik olmayacaktı değil mi? Yani belediye başkanı kim olursa olsun çöpü toplar. İllaki şunu evet. Yapar. Yolları yapılmayan çöpü dönemleri de gördü gerçi İstanbul'da. Evet tabii. Bu şimdi artık belediyecilikte onu yarıştırmıyoruz. Neyle anılacağız? Yani Ergün Turan Fatih'te diyor ki. Rahmetli Topbaş'ın bir sözü aklıma geldi. Eski İstanbul'u özledik diyorlar. Çok özledilerse bir hafta çöpleri toplamayız olur biter. Doğru bu da doğru. Sözünü hatırlıyorum. Şimdi her belediye başkanı ben de dahil olmak üzere bir şeyle anılacağız. Yani Fatih'te diyelim ben 5 yıl belediye başkanlığı yapmış olacağım. Bu başkan neyle anılmış olacak? Bu yaptığı genel hizmetlerin dışında. Yani bu temizlikti, çöptü, kaldırım bunlar dışında. Bunlar rutin işler, görülmezler. Bir şeyle anılacak, anılmak durumunda. Mesela ben bunu çok önemsiyorum. Yani bizden geriye kalan ne olacak yani? Bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın, açık konuşayım, işini kolaylaştırmak için uğraşıyoruz. Son söz herhalde bitiriyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızın benim disiplinim şu. Bir, yaptığımız her iş popülist değil, doğru olmalı. Benden sonra gelecek arkadaşımızın işini kolaylaştırıcı olmalı. Değil mi? Biz
biz sürüp giden bir bütünün parçasıyız. Bir belediye başkanı kendi döneminde bütün sorunları çözebilme hakkına sahip değil. Ne ben ne kimse. Evet. Ama her bir belediye başkanı kendi döneminde doğru işler yaparak, doğru bir strateji üzerinde bir miras devralıyor aslında. Kendinden sonra gelene bir şey bırakmalı. Evet. Ve her bir belediye başkanı bu 5 yıllık bir hizmet dönemidir. Bir iz bırakmalıdır. Yani bir şey olmalıdır. Şehre ait önemli bir tutkusu, bir şeyi gerçekleşmelidir. Biz de hani neyle anılacağımızı bilmiyoruz ama tek şey şu var. Biz gayret ediyoruz. Milletimiz onu mutlaka diyecektir ki bu başkan geldi. Ya diyecektir ki geldi gitti. Ya da diyecektir ki Allah razı olsun şunu yaptı, bunu yaptı. Mesela ben teknik bir adamım. Değil mi? TOKİ başkanlığı, bunlar bilmem neler, işte imar komisyon başkanlığı, şu. Peki ben Fatih'te şu anda neyle anılıyorum? Bu programa girerken de çocuklarla karşılaştım. Neyle beni andılar? Kütüphanelerle anılıyorum. Oraya çok gezmeye enteresan. Gelen iletişim fakültesi öğrencileri vardı bu stüdyoya tam yerleşmeden önce. Onlar da Fatih Teşkilatı'ndan çıktılar. Evet yani şunu söylüyorum. Sizin bak, çete diyebiliriz yani. Evet teşkilat deyince parti zannederler yok, çocuklar. İletişim fakültesi öğrencileri. İletişim fakültesinden farklı yani tanıdığım hiçbirisi de tanıdığım değil. Yani şunu söylüyorum. Ben de şimdi şundan seviniyorum bakın. Buraya geldiğimde biz kütüphaneci bir başkan olacağız öyle bir şey böyle bir şeyimiz yok. Size ortam size bir şey hazırlıyor ve siz oradan ilerliyorsunuz. Ve şu anda Fatih açık konuşalım İstanbul'da Türkiye'de kütüphanelerle meşhur bir ilçedir. 153 bin üyemiz var. 153 bin üyemiz var. Günde 6 bin öğrenci ağırlıyoruz. Her gün kütüphanelerimizde 3 sefer çorba veriyoruz, kahve veriyoruz. Ve biz şimdi çok mutluyuz. En değerli yerimiz, belediye binamız İstanbul'un en önemli kütüphanelerinden bir tanesi. Evet, yarıya bölmüşsünüz binayı. Dolayısıyla şuna bakıyoruz. Yani gezdim bu arada tavsiye ederim. Güzel evet, bir atmosfer. Yani bunu yani siyasi görüşten bağımsız olarak söylüyorum. Neredeyse her kesimden, her yapıdan arkadaşlar oraya gidiyor. Ben de karşılaştım. Gerçekten güzel bir atmosfer. Evet, umut ederim. Yani kendi adıma da şeyim budur. Hani hepimiz söylüyoruz. Şimdi kentsel dönüşüm, şehrin değişimi bunlar uzun vadeli, uzun erimli işlerdir. Şimdi biz de bir dönem daha devam edecek olsak açık kanaatimle söylüyorum. Elimizdeki kamu kaynaklarını yani olmadan bir şey yapmak Allah'a mahsus. Elimizdeki kamu kaynaklarını Fatih halkının, dolayısıyla İstanbul halkının menfaatine kullanarak ama somut adımlar atarak peki, ilerliyoruz. Peki son soruyu sorayım. Edecek olsam dediniz. Etmek istiyor musunuz? Neyi? 2019'da yeniden aday mısınız? Yani bu soruya şöyle cevap vereyim. Hani kendi üzerinde çok konuşmayı seven birisi değilim. Ben buraya da aday adayı değildim. Cumhurbaşkanımız bir toplantı esnasında her gün böyledir dedi. Nereye de soramadım, nereye adayım da diyemedim. Buraya oldu. Bizim parti geleneğimizde ve bizim inancımızda yani bir kendi inancımıza bir siyasi parti bir dava olarak da görüyoruz. Kendimizin bir davası olarak görüyoruz. Bizim geleneğimizde bir adam bir yere aday olmaz. Olmaz yani. Bu işler, görev istenmez, verilir. Bu işler mi? Talep edilmez. Hı. Talep olmaz. Yani Allah sağlık versin. Allah sağlık verirse, öyle de uygun görürlerse milletimize hizmet ediyoruz. Şimdi ben... O zaman peşinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni soracaktım. Onu hiç sormuyorum. Ona da aynı cevabı vereceksiniz. Böyle bir şeye cevap da vermem. Yani böyle bir şeye ne cevap veririm ne doğru bulurum. Bizim geleneğimiz siyasi hesap yapmaya müsait bir gelenek değildir. Hesaba gerek yok. Biz millete hizmet ediyoruz. Bakın ben 27 yıl aktif ticarette bulundum. Bağkur'a dedim. 5 yıl kamu üst düzey kamu bürokrasisinde bulundum. Yani devletin en üst düzey bütçelerinden kullanan bir kamu bürokrasisinde. Bu hayatın içerisinde yaklaşık 20 yıl aktif siyasetim de oldu. Bunların içerisinde şimdi dönüp bakıyorum. 55'li yaşa geldim. Dönüp baktığımda gerçekten bunların içerisinde bu ömür bir yerde geçiyor ya. En kıymetli zaman, nasılsa geçecek kıymetli zaman, milletin hizmetinde olan zaman. Burada çok birçok hayra vesile olabiliyorsunuz. Birçok şeye de yaşayabiliyorsunuz. Ha bunun için bundan sonra sizin bir şeyimiz yok. Yani Allah ne göre verilirse o. Allah sağlık versin. Hepsine razıyız. Emekliye de razıyız yani. Pekala. Sayın Başkan teşekkür ederim. Evet. Sorulara büyük oranda açıklıkla cevap aldığımı düşünüyorum. Tabii ki de burada son karar merci. Ekranın başında izleyenler, sizin aklınızdan geçmesi muhtemel olanları ve maalesef şu deprem döneminde yaşadıklarımızı, işte TOKİ konusunu, Fatih'i, İstanbul'daki durumu eski TOKİ Başkanı ve günümüzün Fatih Belediye Başkanı Sayın Ergün Turan'la konuştum. Aklımdan geçenleri sordum ve büyük oranda açıklıkta
cevap aldığımı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve bir başka konukla yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Sorularımızın bazıları hoşunuza gitmeyebilir. Sert sorular yani bunlar. Sert soruların bu akşam kurbanı benim.